Merhabalar, ben Fatih. Canım kapıya bakar mısın ya? Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Bu ne güzel sürpriz ya. Nasılsın abi, iyi misin? İyi de kaçtansın? Abi ya çok şükür işte ben de şöyle... Hoş geldin. Bu ne böyle? Vallahi abi bu benim annemin kendi elleriyle yaptığı aşura abi. Biliyorsun ya, aşura elindeyiz. Aşura ayı. Aynen, sen diyete girmişsin, spor yapmaya falan başlamışsın. Teşekkür ederim. Dedi ki protein yani. Teşekkür ederim, koklayayım bakayım. Cidden çok güzel ya. Ama var ya Yiğit, yani bu ay ortalama herhalde 50 tabak falan geldi ben yalnız yaşıyorum diye. Ama şöyle bir şey yapalım bak, sana çok güzel bir teklifim var. Almanya'da öğrendiğim böyle bir cheesecake tabanının üzerine aşura ile bir değişik pastaları vardı. Onu yapalım diyorum ben. Ne dersin? Uyar bana. Çok iyi olur. O zaman hadi yapmaya başlayalım. Malzemeleri ilk önce şöyle bir kenara alalım. Aşure. Kesinlikle olması gereken. Eğer olursa Liçan'ın annesinden olursa mükemmel olur. Çünkü belli. Kokusundan kendini belli ediyor. Yapmak isterseniz hadi benden sipariş edebilirsiniz. Kesinlikle. Tamam bak oradan bir yani. Yapmak isteyenler, Yiğitcan'a ulaşmak isteyenler infoda belirtiyorum. Kanalda uğraşsınlar. Yani şaka maka bir yana takip edin. Mükemmel videolar. Eyvallah. İlk önce bir kaba ihtiyacınız var. Bunların aşama aşama neler olduğunu göstereceğim zaten size. Benim olmazsa olmazım. Yulaf soru bisküvi. Biraz tereyağı lazım. Hemen alıp geleyim. Sen bunları bir kabın içerisinde kır. O kabın içerisinde bunları şeyle, tereyağıyla bir macun kıvamına getireceğiz. Tamam. Aynen, sen yapacaksın bunu. Ondan sonra bunları böyle bu kaplara, tart kabı bunlar. Eğer tart kabı bulamadın, işte nasıl yapacağım falan diye hiç kafanız yormayın. Çay altlıkları var ya, onlarda da yapabilirsiniz. Hani şekil böyle bir şey olmaz ama iş görür, onu söyleyeyim. Almanya'da aşure yaptıkları ilk defa senden duyuyorum. Almanya'da aşure yaptıkları anlamına gelmiyor. Bildiğin o üzerindeki malzeme bildiğin aşure ya, öyle söyleyeyim ben sana. Tattığım anda evet ya dedim, bu pasta değil aşure. O zaman, o yüzden diyorum. Hani birazcık da bir şu an kendi tarifimizi yapıyormuşuz gibi bir şey de oluyor. Aynen öyle. Sen bunları kır. Nasıl kırayım ben bunu? Hepsini atayım mı yani? Yok, bildiğin çık 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 elinle. Ben tek elle de kırabiliyorum ben bak. Tamam. Ooo. Adam güçlü. Hiç. Hepsini kırk. Oh diyorsun lan. Hiç uğraşma. Böyle giriş. Kır onları. İnce ince. Şeycim, acıma acıma. Çok zevkli bir şey yalnız bu lan. Oyun hamuru gibi. Şimdi bu tartın içerisine ufak bir oyuk yapacağız. Onun içine şöyle bir çay bardağı veyahut da herhangi şunun gibi bir şey olabilir. Maksat içerisine bir oyuk oluşturmak. Tarttan bir kap oluşturacağız. Çok da toz yapmayın değil mi? Aynen. Biraz daha yapabilirsin. Ya işin ustası böyle yapıyor yani. Bizim şey işi köfteyi olur gibi. Oda sıcaklığında beklemiş bir tereyağı içerisine atın. Bildiğin hamur elde edeceğiz şimdi. Yetecek. Yetmediği yerde de ben çok fazla yağ kullanmayı sevmiyorum. İçerisine süt ekleyebilirsiniz. Sen olmazsa şey getir bana. Süt getir. Çok az da. Daha yağlar görüyor musun? Aynen. Bugün hamur gibi bir şey istemiyorum. Kinetik hamur var ya. Çocuklar iyi bilir bunu. Ya da anneler babalar iyi bilir. Alırsın, oynarsın, tık 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 dökülür. Onun biraz daha birbirine yapışanı. Ve yenilebilir. Tabii ki. Çocuklar izleyip bunu kinetik hamuru yapıp yemeye kalkmayın. Başımı belen sokmayın beni. Basıyorlarmış doğru akşam yüzünden çocuk. Videodayken böyle. Allah korusun. İşte şu. Anlatabildim mi? Şekil alıyor. Şekil alacak ama şey olmayacak. Dağılmayacak. Çok da sert olacak. Şimdi bir miktar aldık. Buradaki amacımız, hatta şöyle gösterelim. Bunu iyice yaydırıp sonra şöyle bir çukur oluşturmak. Fazlalıkları da bıçakla şöyle hepsine çıkartmak. Ortaya aşure geliyor. Aynen öyle. Kap oluşturuyoruz. Böyle dondurma kabı dediğin de hani küllahı gibi bir şey yapıyoruz. Bir şey diyeyim mi abi? Yeni bir kültür yaratmış olabiliriz şu an ya. Aşırı yerin insanlar bunu falan götürmeye başlayacak gibi. Olur mu? İnşallah. İnşallah. Yeter ki buna gel yani aşırı. Şimdi en büyük mesele ne biliyor musunuz? Bunu buradan çıkartabilmek. Şimdi bunu böyle çıkartmaya kalkarsak büyük bir ihtimal çatıp diye dağılacak gidecek. İşte bunun çıkartılabilmesi için dikkatimizi atacağız. Biraz orada donacaklar. Daha rahat böyle bir vuruşta çitliğe kendinden çıkacak ve dağılmayacak da. Güzellerin aşurelerini koyup isterseniz biraz daha dondurucuya koyup yiyebilirsiniz. Veyahut da yok ben hemen yemek istiyorum derseniz böyle hapur hapur hemen de yiyebilirsiniz.
O aşamaları da göstereceğim. Pasta tabanlarını buzdolabından çıkarttık, yani difrizden çıkarttık. Bu da bayağı bir soğudu. Ağdalı bir kıvama dönüştü. İsterseniz bunu da difriz atın, orada biraz daha soğusun. Daha böyle ağdalı bir kıvam olsun. Üzerlerine bir miktar yerleştireceğiz. Çok sanatsal olmadı mı ya? Bizim işimiz sanat bebeğim. Bol bol tabi, aksın kenar bölümünden. Tabi tabi. Görsel şöyle. Tüm mevzu bu. Mükemmel bir tadı var. Yani ben en azından Almanya deneyiminde öyleydi. Bunun da 10 numara olacağını tahmin ediyorum. Hemen bir yemeğe başlayalım. Ondan sonra bir senin de fikrini alayım bakalım. Beğendirebildik mi, beğendiremedik mi? Beğendirebildiysen başarı yani. Olmuştur yani. Beğenirsem hep olmuştur arkadaşlar. Hemen bir tanesini alıyorum ben. En sevdiğim kısım. En sevdiğim kısım. Valla yalan yok. Benim de en sevdiğim kısım bu. Sana da bir tanesini veriyorum. Bakalım. Doğru söyleyeceksin ama. Tamam. Kırılmam yok yani. Hiç öyle kırılmam. Eğer beğenmezsen. Ben ilk önce şeyimi yapacağım. Etkilemek istemiyorum. Yemin ederim bak. Güzel. Ama şimdi bu dışarıdaki bisküvinin şey yaptığı bir şey var abi. Tereyağı aldı falan. Hani yoğun. Tadı böyle şey. Ne dedim buna? Baskın. Türettiyor. Ha baskın geliyor. Bu aşure şey yapıyor. Azaltıyor yani. İkisinin karışımı. Harika oluyor. Müthiş. Gerçekten pastayı... Bir tat yok mu ortada? Birbirlerini nötrlüyorlar, müthiş oluyor. Harika oluyor. Çok iyi de oldu, çok güzel iyi oldu, tamam mı? Aralarında bir fark kaldı. O farkla çok güzel oldu. Yani yorulamam bu kadar. Bütün mevzu şu kombinasyon. Ben kesinlikle şöyle söylüyorum. Çok ama çok beğendim. Benim olayım var tabii ki. Benim olayım varsa geçmiş arkadaşlar. Biz beğendik. Eğer sizler de beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hala kanalıma abone değilseniz aşağıda abone ol butonu var. Abone olabilirsiniz. Bu arada Yiğitcan'ın da kanalına abone olmak için yukarıda infoda kartlarda belirttim. Oradan basıp abone olabilirsiniz. Videolarımı paylaşın. Bana sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa yorumlarda ve direkt mesajdan bana ulaşabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. Ben biraz daha yiyeceğim.